Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bilgisayar mal branş denemeleri, 15'li branş denemelerinin bugün sizlerle birlikte dördüncüsünü çözeceğiz gençler. Sıra geldi dörde. Denemeyi daha öncesinde çözdüm. Zorluk seviyesi olarak yine sanki diğer denemelerle eş değer. Biraz ikinci denemenin zorluk seviyesi bir tık aşağıdaydı ama diğerleriyle ortalama şekilde devam ediyor diyebilirim. Bu denemenin Biraz böyle yorum soruları değil de ağırlıkta olan işlem soruları biraz daha diğerlerinden bir tık daha fazla olmuş diyebilirim. Umarım denemeyi çözdüysen iyi geçmiştir denemem. Eğer hazırsan geçelim denemeyi çözmeye. Gelin beraber ilk soruyu çözmeye başlayalım gençler. Aşağıda verilen cetvelde 0, 1 arası 6. Yani şurası 6 eş parçaya bölünmüş. O zaman buradakilerin her bir parçanın uzunluğu 1 bölü 6. Buradakilerin 1 bölü 8 Şurası 5 eş parçaya bölündüğü için her bir parça 1 bölü 5. Ve burası da 4 eş parçaya bölündüğü için her bir parça 1 bölü 4'tür diyebiliriz. Bu uzunluğa sahiptir diyebiliriz. Çubuklardan bahsetmiş. Bu çubukların uzunlukları küçük a, küçük b ve küçük c olsun demiş. Bunları da şıklara istinaden büyükten küçüğe doğru sıralamamız istenmiş. Şimdi o halde düşünelim bakalım. A uzunluğunu nasıl hesaplayabilirim? A uzunluğunda 1, 2, 3, 4 tane 1 bölü 6 var. Yani 2 bölü 3 diyebilirim ben buna. Artı şu tarafa baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane 1 bölü 8 var. 5 bölü 8 dedim. Şimdi tabii doğal olarak burayı 8 ile, e, burayı da 3 ile genişletecek olursam... ...burası bana 31 bölü 24'ün ta kendisini verir. Güzel. Şimdi geldim B'yi hesaplamaya. B sarıydı. Aman abi böyle A, B, C yazıp da e, boşluğa düşme. B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4 tane 1 bölü 5 var. Yani 4 bölü 5 artı. 2 tane de 1 bölü 4 var. Yani 1 bölü 2 diyebilirim. Burayı 2 ile burayı 5 ile genişletecek olursam. Bu da bana 8 artı 5 bölü 10'u verir. Yani 13 bölü 10'u verecektir. Bir de gel C'yi hesaplayalım seninle. 1, 2, 3, 4, 5 tane yine 1 bölü 8'imiz var. 5 bölü 8 yapar kendileri artı. Bir de şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4 tane 1 bölü 5'imiz var. O da 4 bölü 5 yapar. Şimdi burayı 5 ile burayı 8 ile genişletecek olursan bu da 25 artı 32 bölü 40'ı verir bize. 25 ile 32'nin toplamı 57 yapar. 57 bölü 40 geldi. Güzel. Şimdi bak bir tanesi 27 bölü 40. Öteki 13 bölü 10. Bir diğeri de 31 bölü 24'tü. Şimdi düşünelim. 24, 10 ve 40 her biri 120'de eşitlenebilir. Yani ben burayı 5 ile genişleteyim. Madem öyle. burayı 12 ile. Burayı ise 3 ile genişlettiğim takdirde paydaları 120 olur. 5 kere 31 155 yapar. 155 bölü 120. Bu A. Şimdi B'ye bakalım. 12 kere 13 144'e 12 ekleyecek olursam 156 gelir. 156 bölü 120 bu geldi. C'ye bakalım. 3 kere 57. E o da 171'i verir. 171 bölü 120. Şimdi paydalar eşit olduğuna göre payı büyük olan daha büyüktür. O halde C en büyük. Sonra B ve sonra A. Yani cevabımız CBA olacaktı. CBA da E şıkkında verilmiş arkadaşlar. Altta soru yok. Geldik 2'ye. Bir alışveriş merkezinden bazı ürünler satın alan Muharrem'in satın aldığı ürünlerin türü, miktarları ve birim satış fiyatları aşağıdaki faturada gösterilmiş. Fatura silik çıktığı için ürünlerin toplam satış fiyatı faturada görünmemekte. Yani şurada yazacakmış normalde. Yazmamış. Şunları da çıkaramamış çıktığımız. Sağ olsun. Niye? Çünkü biz uğraşacağız. Değil mi? Peki. Buna göre bu ürünleri satın almak için kasiyere 500 lira veren Muharrem kaç lira para üstü alır diye sorulmuş. Şimdi abi sabundan kaç tane almış? 5 tane. Sabunun tanesi 16,5 lira. 5 kere 16, 80. 50 kuruştan da 5 tane varsa 82,5 yapar burası. 82,5. Tamam. Sıvı deterjandan 2 tane almış. Tanesi 118 ,90 lira 90 kuruş. O zaman 2 tanesi 336 artı 1,80'den 337,8 yapar. Temizlik bezinden 7 tane almış ve tanesi 25 lira 10 kuruşmuş. 175 lira 70 kuruş da bu tutar. Şöyle. Şimdi toplamı ne olur? Toplamına bakalım. 5 8 7 daha 20 yapar. 20'nin 0 elde var 2. 2 7 daha 9, 5 daha 14, 2 de elde vardı 16. 16'nın 6 selde var 1. 8 3 daha 11. 7 daha 18 bir delde de vardı 9 ve 3 1 daha 4 bir delde de vardı e, o zaman yok 3 1 daha direkt 4 mi yapar diyeceğiz bakalım 8 3 11 e, şurası 237 arkadaşlar Hı. tamam çok güzel burası 237 ya silelim de yazalım neden uğraşıyoruz ki şöyle yapalım tamam 2 1 daha 3 bir delde de vardı e, dolayısıyla 4 496 lira tutan alışverişe sen tutup 500 lira verirsen 400 lira, 4 lira para üstü alırsın. Evet. Geldik 3'e. Aşağıdaki kutuların içine 4'ün küpü 16'nın karesi, 4 üzeri 5, 16'nın küpü ve 128'in karesi sayıları. Her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde. işlemin sonucu 8 üzeri 7 olmakta. Bak. Şöyle bir çarpım, bir de böyle bir çarpım var. Bunları toplayınca 8 üzeri 7 yapıyor değil mi? Şimdi ben bunu şöyle yapsam. 8 üzeri 7'yi 2'nin küpünün 7. kuvveti biçiminde yazdıktan sonra bunu 2 üzeri 21 desem buna da 2 tane 2 üzeri 20 diyebilir miyim mesela? Bence deriz. 2 tane 2 üzeri 20 de o zaman ben şöyle düşünsem. Mesela şurası hocam 2 üzeri 20 gelse burası da 2 üzeri 20 gelse bunların toplamı 2 çarpı 2 üzeri 20 yapar. Çok güzel. 4'ün küpü dediğimiz sayı 2 üzeri 6'dır. 16'nın karesi 2 üzeri 8'dir. 4 üzeri 5 2 üzeri 10'dur. 16'nın küpü 2 üzeri 12'dir ve 128'in karesi de 2 üzeri 14 yapar arkadaşlar. Ben tutup 2 üzeri 14 ile 2 üzeri 6'yı çarparsam 2 üzeri 20 gelir. 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 8'i çarparsam 2 üzeri 20 gelir ve açıkta kalan sayımız 2 üzeri 10 yani 4'ün 5. kuvveti olur. Yazılmayan sayımız da C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla İlk sayfayı bitirdik artık geldik dördüncü sorumuza bir diğer sayfada. Şekilde yatay uzunluklarının santim cinsinden değeri verilen ve yükseklikleri eşit olan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı düzgün bloklar aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana yerleştirilmiş gençler. En baştaki bloğa 15 santim uzunluğundaki şu turuncu düzgün levha kale boyunca sabitlenmiş. Buna göre levha serbest bırakıldığında A noktası kaç numaralı blok üzerine düşer? Diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Ee, yani şunu soruyor. 15 santim, 15 santim dediğimiz şey hangi iki köklü değer arasındadır aslında bu soruluyor bize. Şimdi 15'in karesini düşünelim. 225. Çünkü karesel olarak düşünürsek daha tatlı olur. Daha bizim işimiz kolay olur. 8 kök 2'nin karesine mesela 128 değil mi? Ha, 225, 128'i hayli hayli geçiyor. 3 kök 2'nin karesine. Pardon 9 kök 2'nin karesine 81 kere 2. Yani 162. Yani şurası 162'ye kadar gelecek. Burası 225. Demek ki daha devam edeceğiz. Peki 10 kök 2'nin karesine 200. Burası da 200'e kadar geliyor. Peki 11 kök 2'nin karesine 121 kere 2. Yani 242. Hee 225 bu arada mı? O halde benim şuradaki ucum şuraya düşecektir arkadaşlar. Yani 4 numaralı bölgeye düşer diyeceğiz. Cevabımız da C şıkkı olacak. Eşit uzunluktaki mavi ve yeşil renkli çubuklar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde sırasıyla 4 ve 5 parçaya ayrılıyor. Şimdi bunların uzunlukları eşit, eşit değil mi? Mavi ve yeşillerin uzunlukları eşit. Biri 4, biri 5 eş parçaya ayrılıyorsa. Şimdi uzunlukları eşit olacak şekilde parçaya ayrılıyor. Yani o zaman bu 4 parça ayrılıyorsa 5x5x5x5x 5x, 5x, 5x dersem toplam uzunluğunu 20 kabul etmiş olurdum. 20x 20x de 5 parça ayrılıyorsa 4x4x4x4x 4x, 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 4x diye ayrılıyordur, değil mi? Şöyle ve bir tane daha. Çok güzel. Şimdi bir tane çubuğun parçalanmadan önceki uzunluğu. Yani 20x'ten bahsediyor. İşte bu 20x 2,5 metreden kısaymış. Yani 250 santimetreden kısaymış arkadaşlar. Bana diyor ki yeşil renkli parçaların birinden en çok kaç santim uzundur diyor mavi renkli parça. Yani 5x, 4x'ten x kadar uzun değil mi? x'in maksimum değeri soruluyor arkadaşlar. Tamam. x'in maksimum değeri soruluyor. Şimdi 20x 250'den küçük değil mi abi? 20'ye bölersem her iki tarafı x 12.5'tan küçük olur. Ve 12.5'tan küçük x'in maksimum değeri kaçtır? 12'dir deriz. Doğru cevabımız c'yi verir bize. Geldik 6'ya. N 7'den büyük bir tam sayı olmak üzere bir sınıfta matematik öğretmeni aşağıdaki gibi tahtaya 5 kesirin paylarını yazmış ve kesirlerin büyüklük sıralaması bozulmadan paydaların tamamlanmasını istemiştir. <laughs> Şimdi küçükten büyüğe soldan sağa doğru dizmiş hoca. Kesirlerin paydalarına yazılması istenen n-3, n-1, n-7, n-1 ve n-4 değerlerinin her biri birer kez yazılıyor. Buna göre en büyük ikinci kesirin paydasına hangi değer yazılmalı diye soruluyor. Şimdi burada iki farklı şekilde çözüme ulaşabilirsin. Bir, payı büyük olmasına rağmen e, payı büyük olmasına rağmen soldaki daha küçük gelecekse demek ki bunun paydası daha büyük. Dolayısıyla e, ben buraya n artı 1 yerleştirebilirim. n artı 1'den sonraki büyük olan şey n eksi 1'dir. Onu da buraya koydum. Bir sonraki n eksi 3'tür. Bir sonraki n eksi 4'tür. Ve bir sonraki n eksi 7'dir. En büyük ikincinin paydası soruluyor da n eksi 4. Cevap e. Başka türlü e, hocam bir açıklaması varmış. Şimdi sen bunları bu şekilde yerleştirdiğin takdirde pay ve payda arasındaki farklara bakarsan hep 5'i bulursun. Bak pay payda arası fark hep 5. Ve biz e, bileşik kesirlerde payıyla ile paydası arasındaki farkın eşit olduğu kesirleri kıyaslarken pay ve paydası sayısal olarak daha büyük olanlar daha küçüktür diyorduk. Mesela şöyle düşün. 3 ile 1 arasında kaç fark var? 2. 3 bölü 1 mi büyük? 100 bölü 98 mi? Şimdi bu bir küsür bir sayı. Abi bu direkt 3. Demek ki sayısal olarak küçük olan daha büyükmüş. Bu mantaliteyle aralarında 5 fark olmalı deyip bunu fark ettikten sonra 5 fark olmalı deyip yine yerleştirdiğin takdirde yine paydayı en eksi 4 olarak bulabilirsin. Geldik 7. soruya bir diğer sayfada. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere. Aysel Burcu ve Elif'in sırasıyla ABC lira paraları bulunmakta. E, Aysel Burcu'ya BC lira verdikten sonra demiş. Şimdi buradan itibaren artık bir kafa karışıklığına sebep olmaması açısından bir tablo çizelim istiyoruz gençler. Ayşe Burcu Elif var değil mi bir de? Ay, Ay Ayşe değilmiş. Aysel'miş gençler. İlk iki harfini tutturabildik. Aysel. Şimdi diyor ki Aysel Burcu'ya B çarpı C lira verdi. E şimdi Aysel'in A lirası vardı. B çarpı C veriyorsa A, A eksi B çarpı C'si kalır. Burcunun B lirası vardı. B artı B kere C kadar parası olur. Elif'in C lirası vardı. Ve o da o da Elif Aysel'e B lira vermiş. Yani B lira eksilecek o zaman bununki B lira artacak haliyle. Peki son durumda Aysel'in cebindeki parası TL cinsinden çift sayı. Bak burası çift. Ve Burcu'nun cebindeki para da tekmiş. Burcu'ya odaklanalım bir hemen. 3 saniye. Burcu'nun cebindeki para B parantezinde 1 artı C'dir. Ve bu çarpım tekse. O zaman B tektir. 1 artı C de tektir. Yani C çifttir diyebilirim. Şimdi B'nin tek. C'nin çift olduğunu anladık. Tamam mı? Bu cepte. Aysel'in de e, parası tekti. Pardon çift miydi? Aynen çiftti. O halde. A eksi B parantezin aldım. Bak C eksi 1 geldi. B neydi hocam? Tek. C çiftti. 1 çıkardım. E burası da tek. Tekle teki çarptım. Tek geldi. Karşı taraf ne? Çift. Peki A'dan tek çıkınca çift kalıyorsa A sayısı da tektir diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz. Tamam. A'yı B, C'yi ayrı ayrı bulduk. Şimdi gel birinci öncülden başlayalım. Son durumda Elif'in cebinde bulunan para yani C eksi B tek sayıdır demiş. Yani çiftten teki çıkarırsan evet tek kalır. Yani birincisi doğru. Başlangıçta Aysel'in cebinde bulunan para yani A tektir demiş. Evet A'nın tek olduğunu zaten bulmuştuk. Bu da doğru. Başlangıçta 3'ün cebinde bulunan paraların toplamı yani A artı B artı C'den bahsediyor. Tektir demiş. Şimdi tekle teki topladım çift. Çift ekledim çift geldi. Yani A artı B artı C çiftmiş. Bize tek diye bir iddiada bulunmuş. O halde bu gider. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Doğru cevap C şıkkıdır gençler. 8. sorumuzdayız. Bir A maddesi için aşağıdakiler biliniyor. 6 santigrat derecenin üstündeki sıcaklıkta kata, altındaki sıcaklıklarda katı halde. O zaman 6'ya 6 altı ve 6'nın üstündeki değerler için sıvı. Burada sıvı. 104 yani santigrat derecenin üstündeki sıcaklıkta gaz halde. O zaman 104 ve 104'ün altında da sıvı. Yani şöyle Peki diyor ki bu maddenin sıvı halde bulunduğu sıcaklığı santigrat derece türünden veren eşitsizlik hangisidir? Tamam biz bu eşitsizliği mutlak değerli eşitsizlik biçiminde yazalım istiyoruz. Onun basit bir yöntemi vardı neydi? Uç sınırların toplamının yarısı yani uç sınırların aritmetik ortalaması ki toplarsam 112'ye bölersem 55. X'in 55'e olan uzaklığı demek x 55'in mutlak değeriydi. Neyden küçük veya eşit olmalı 55'in 6'ya veya 104'e olan uzaklığından yani 9'dan daha küçük veya eşit olmalıdır diyoruz. O halde doğru cevabımız da C şıkkı olmuş oluyor. Geldik 9'a. Bir beyaz eşya mağazasında uygulanan kampanyalar aşağıdaki gibidir. Birinci kampanyamız şöyle. 50.000 lira ve üzerindeki ürünlerde 12.500 lira peşin olarak ödendikten sonra kalan tutar 10 eşit taksite bölünebiliyor. İkinci kampanyada da 50.000 liranın altında bir ürün aldıysan 2.000 lira peşinatla beraber ben senin taksitlerini 12 eşit parçaya bölerim diyor mağaza. Ahmet Bey birinci kampanyadan Ahmet buradan. Arzu Hanım da ikinci kampanyadan yararlanmış ve aylık ödedikleri taksit tutarları birbirine eşit olmuş ki ikisinin de aylık ödeyeceği taksit tutarına x diyebiliriz biz burada. Peki buna göre Ahmet Bey'in hem de Ar hem Ahmet Bey hem de Arzu Hanım'ın ödeyecekleri bir taksit tutarı hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi Ahmet Bey birinci kampanyadan yararlanmış. Yani 12.500 lira bir peşinat vermiş. Üstüne de ikiser liralık 10 tane taksidi var. Tamam. Arzu Hanım da Arzu Hanım da 2000 lira peşinat ödemiş. Sonra ikiser liradan 12 tane eşit taksidi var. Şimdi Ahmet Bey'in ama aldığı ürün 50.000 liradan fazla bir ürün. Arzu Hanım'ın aldığı ürün de 50.000 liradan daha az olan bir ürün. Değil mi? Şimdi o halde şu birinci eşitsizliği çözecek olursak 10x büyüktür 37500 yapar ve x büyüktür 3750. Yani ödenecek taksit tutarı kesinlikle 3750'den fazla olmalı. Dolayısıyla abc şıklarını eledim. İkinci eşitsizliğimize baktığımız zaman da 12x küçüktür 48000 gelir. Ve böylelikle x küçüktür 4000 olur. E, x 4000'den küçükse 4000 olamaz 3800 olur diyeceğiz. Yani 3750'den fazla 4000'den daha küçük olmalıymış bu taksit tutarımız. O halde cevabımız 3800 olabilir. Geldik 10. sorumuza. Bir grup arkadaşın gitmiş olduğu bir pastanede gelen sipariş fişi aşağıdaki gibidir. Çaylar 9 lira, kahveler 12 lira ve gazozlar AB lira bu pastanede. Çaydan kaç tane içilmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 2, 12. Bir tane de burada var. 13 tane çay içilmiş. Yani buranın toplam tutarı 9 kere 13. Yani 117 TL. Kahveye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 8. Bir tane de burada var. 9. 9 tane 12 liradan. E hocam bu da bize 108 TL'yi verecek. Bundan 6 tane içilmiş. Yani 6 çarpı AB lira da buraya ödemiş oluruz. İşte bu tutarların 117'nin, 108'in ve 6 tane AB'nin toplamı bize 320B 3 basamaklı sayısını veriyormuş. O halde 117 ile 108'in toplamı bir kere 225. Ben bunun üstüne 6 tane AB 2 basamaklı sayısı ekleyince 320B sayısını elde ediyormuşum. Madem öyle birazcık çözümleme işlemiyle uğraşalım. 225 artı 60A artı 6B eşittir. 320 artı B denilebilir. Daha sonrasında bu B'yi bu tarafa sallarsam 60 tane A artı 5 tane B eşittir 320'den 225'i çıkarırsam 95 gelir ki burada sağlayabilecek sağlayabilecek A ve B rakamları sadece ama sadece 1 ve 7'dir. 60 artı 35 95'i verir. A1 B7 olduğuna göre toplamları sorulmuş. 8'dir. Cevabımız da C şıkkı olur. Geldik 11. Sorumuza Ali ve Bilal'in arabalarına ait olan özellikleri tik işaretiyle olmayan özellikleri çarpı işaretiyle gösterilen liste aşağıda verilmiştir. Ali'nin arabasında bulunan özelliklerin kümesi A, Bilal'in arabasında bulunan özelliklerin kümesi B olduğuna göre A fark B birleşim B fark A. Şimdi Ali'de olup Bilal'de olmayan özellikler mesela sunroof. Değil mi? Ali'de olup Bilal'de olmayan başka özellik yok. Yani şurada sadece sunroof var. Bilal'de olup Ali'de olmayan demek bu da B fark A kümesi de Bilal'de olup Ali'nin arabasında olmayan. E hangisi? Bu da 8 inç ekran bak bunda var, bunda yok. O halde burası 8 inç ekran. Burası da sunroof. Dolayısıyla gençler sunroof'la 8 inç ekranın bulunduğu küme bana cevabı verir. Cevap E şıkkında verilmiştir deriz. 12. soru bir fonksiyon sorusu aşağıdaki dik koordinat sisteminde FGH fonksiyonlarının grafikleri verilmiş a B, cde gerçel sayı olmak üzere diyor ki AB'den, BC'den, c'den cde 6'dan daha küçükse H gb ve fc büyükten küçüğe sıralaması geçerlidir diyor mesela a'yı buradan seçtim b'yi buradan seçtim c'de şurada bir yerde olsun Şimdi H a hangisi olur h yeşildi h a burada bak h a Peki e, GB lazım şimdi. G hangisi? Mavi. O da şurada. G, B. Peki e, FC hangisi? Şöyle yapalım. Kesinlikle doğru olan soruluyordu ya. C'yi biraz daha bu tarafa çizeyim. Burası da FC midir? Şimdi diyor ki bu bundan büyük. Bu da bundan büyük diyor. Abi şimdi GB, FC'den küçük de olabiliyormuş. Çizime göre bu çıktı. O halde birinci öncül kesinlikle doğrudur demem. Geldim ikinci öncülümüzü yorumlamaya. İkinci öncülde A, B'den küçük. Bunlar negatif. C'de 0 ile 6 arasında olmak üzere. Mesela C şurada diyor. Şunu uzattım. A ile B'de de burada diyor. A burada mesela B'de burada varsayalım. Bu durumda diyor HC en büyüktür diyor. Şimdi HC ta tepede evet HC büyük bayağı. Diğerleri negatif gelecek çünkü. Hatta bir tanesi şöyle uzattım. Yerinde kırmızı şöyle uzattım. Şimdi diyor ki GB G hangisiydi? Mavi. GB şu. Peki FA hangisi? FA bu. Şimdi FA GB'den büyük göründüğü üzere FA GB'den büyük ve kesinlikle doğrudur diyordu. Ben verdiğim bir örnekte bile aksini bulabiliyorsam kesinlikle doğru diyemem. Demek ki cevap yalnız 3'müş. Ama 3'e de bakalım. Şimdi olay şu. Şuna doğru demiştik yani yanlış demiştik. 6 küçüktür A küçüktür B küçüktür C. Yani A'yı buraya yazacaksın. B'yi buraya C'yi buraya diyor. F, C, G, B, H, A büyükten küçüğe doğrudur diyor. Şimdi F, C hangisi? Şimdi şöyle uzatırsam. Bak F, C ta burada. Değil mi? Daha sonrasında G, B. G, B şurası. Ve H, A da bu. Büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Herhangi bir şekilde H, A GB'den daha büyük olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü birbirinden uzaklaşıyorlar artık. Olamayacak. Dolayısıyla cevabımız nedir arkadaşlar? Yalnız 3'tür diyebiliriz. Bir diğer sayfadayız. 13. soru. Aşağıdaki şekil 3 adet birim kareden oluşmakta. Her bir birim kare sarı mavi pembe renklerden sadece birisiyle boyanacak diyor bize. Boyama işlemiyle ilgili olarak PVQ önermeleri aşağıdaki gibi veriliyor. Ve P ise Q önermesinin doğruluk değeri de sıfırmış. İse bağlacının sonucunun sıfır olması için bunun bir e tabi haliyle bunun da sıfır olması gerekiyor. Yani bu bir bu sıfır. <laughs> P önermesi ne demiş? En sağdaki kare pembe renkle boyanmıştır diyor. E doğru bir önerme olduğu için ben burayı pembe harici başka bir şeye boyayamam. Q önermesi yanlış bir önermeydi. Peki ne demiş? En soldaki kare mavi renkle boyanmıştır diyor. Şimdi demek ki en soldaki mavi renkte boyanmamış. Neye boyanacak? Sarı. O zaman ortadakine mavi kalır. Yani sarı, mavi, pembe hangisinde? B şıkkında. O halde doğru cevabımız da B'dir deriz. Geldik efendim 14. sorumuza. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin matematik dersi sınavından aldıkları puanların oluşturduğu veri grubunun aritmetik ortalaması 65'tir. 65 aritmetik ortalamamız. Her öğrencinin farklı bir not aldığı bu sınıfta en yüksek notu alan kişi 92 en düşük not alan da 36 almıştır. En düşük not alan 36'yı almış. Maksimum alanda 92 almış. Buna göre e, ha bir saniye bu veri grubundan en yüksek ve en düşük notlar alan kişilerin notları çıkarılıyor. Buna göre son durumdaki veri grubunun aritmetik ortalaması, medyanı ve açıklığı aşağıdakilerden hangisi için hangisi gibi söylenebilir diyor. Şimdi bunlar hakkında yorum yapacağız yani. Şimdi şöyle 36'nın 65'e olan uzaklığı 29 birimdir. 65'in 92'ye olan uzaklığı 27 birimdir. Şimdi burada 36 e, aritmetik ortalamaya 92'den daha uzak olduğu için ortalamayı düşüren bir e, yönü var 36'nın. Çünkü daha uzak. Yani bayağı bir düşük, değil mi? Yani 92'nin 65'e olan uzaklığı 27 iken 65'in 36'ya olan uzaklığı 29'sa demek ki abi bu bizim ortalamamızı düşüren bir not. Ve ben ikisini beraber hem bunu hem de bunu bu gruptan çıkaracak olursam e haliyle ortalamayı düşürdüğü için 36 şimdi ortalama bir tık yükselecektir. Bundan kaynaklı aritmetik ortalama artar diyoruz. Tamam? E devam. Medyan e bir tane soldan, bir tane sağdan sildiğim için medyan değişmez abi. Medyan Değişmeyecektir. Ve açıklık 92 ile 36 mesela örnek veriyorum bundan önceki not 91 ise ve bundan önceki not 35 ise haliyle 91 eksi 35 92 eksi 36'dan daha e, küçüktür. Yani açıklık azalır. Dolayısıyla açıklığa da azalır diyeceğiz. Böylelikle her birinde işaretlediğimiz D şıkkı olduğuna göre cevap da D şıkkı olur diyeceğiz. Geldik efendim 15. sorumuza. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı. AB 2 basamaklı doğal sayısı 4 ile bölünebiliyor. CA 2 basamaklı doğal sayısı 5 ile bölünebiliyor. Aha da. Anahtar kelime. Anahtar cümle bu. CA 5'e bölünebiliyormuş. A sayısı 3 basamaklı bir sayı olmasından mütevellit. 0 olabilir mi gençler? Olamaz. O zaman aynı zamanda bu 2 basamaklı sayı 5'e bölünüyorsa 0 veya 5 olabilir. A ama 0 olamadığına göre A kesinlikle 5'tir. Yani 500 küsür bir sayıymış bu sayı. Ekstradan AB2 basamaklı sayısı 4'e bölünüyorsa ve AB2 basamaklı sayısının birinci bileşeni 5, ikinci bileşeni B. 50 küsür sayılarda 4'e bölünen ne var? Hocam bir 52 var bir 56 var. O zaman 52C ve 56C sayıları üretilebilir. Şimdi gel C hakkında yorum yapalım. BC2 basamaklı sayısı 7'ye tam bölünüyorsa 20 küsürlerde 7'ye bölünen ne var? 21 var. 28 var. 60 küsürlerde 7'ye bölünen ne var? Sadece 63 var. Dolayısıyla ABC'den de ben 3 tane üretebilirim. Kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? 3 tane. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Evet, denemenin yarısını bitirdik. Artık kaldı diğer yarısı. Aracının rutin muayenesini yaptırmak için aracıyla muayene istasyonuna gelen olur. 1, 2 ve 3 numaralı istasyonlarda sıra numaralarını birinci şekildeki gibi gördükten sonra ikinci şekildeki gibi görmüş. Yani bir anda bakmış böyle görmüş aradan biraz zaman geçince bu şekilde bürünmüş. Bu sıramatik. Birinci istasyon numarası 1000'den 1999'a kadar. ikincisi 2000'den 2999'a. Üçüncüsü de 3000'den 3999'a kadar olan araçların muayene ediyor. İstasyonların araçların muayene etme hızları sabit. Ve bu istasyonların ilk araçlarının muayeneye başlama zamanları farklı olduğuna göre bu istasyonlardaki sıra numarası herhangi bir zamandan aşağıdakilerden hangisi gibi görülebilir diye soruluyor. Şimdi biz şunu yorumlayacağız. çok güzel bir oran orantı sorusu. Şimdi 1200'den 1240'a 40 tane sıra geçerken 2100'den 2160'a 60 sıra geçmiş. 3240'dan 3340'a 100 sıra geçmiş. Yani şu 40 kişinin işlemini yaparken bu 60, bu da 100 kişinin işlemini yapıyor. Yani bunu şöyle kodlayabilirsin açıkçası. İkinci istasyon birinci istasyondan bir buçuk kat hızlı çalışıyor. Ee, ve üçüncü istasyon birinci istasyondan iki buçuk kat hızlı çalışıyor diyebiliriz mesela. Şimdi hangisi gibi olabilir bakalım. Bir buçuk ve iki buçuk katına çıkararak bakacağız biz bunlara. Mesela bir numara 1230 olur mu? Abi bir kere 1200'den 1230'a gelmesi için 30 tane işlem yapması gerekiyor. bunun bir buçuk katı 45'tir. Peki 2100'den 2100'e ben 45 eklersem 2130 yapar mı? Yapmaz. Bu gitti. Bu gitti. Geldim B'ye. 1260, 1200'den 1260'a gelebilmesi için hatta 1240'tan düşünelim. 1240'tan 1260'a gelmesi için 20 işlem yapmış olması lazım. E bir buçuk katı 30. E, bunun iki buçuk katı 50. Tamam. Peki 2160'dan 30 ilerlersem 2190. O bu gelecek gibi. Peki 3340'tan ben 50 ilerlersem 3390 yapar burada 3440 demiş. Yanlış. Gitti. Geldim C'ye. 1290 demiş mesela. Abi 1240'dan 1290'a gelmek için 50 tane işlem yapması lazım. 1,5 katı 75. E şimdi bakıyorsun. 2140'dan bakmıştık değil mi? 2160'dan 75 eklersem 2160'a. Abi 2160'a 75 eklersem. Bak burada 15 eklemiş sadece. Bu gitti. Bu da gitti. D'ye bakıyorum. 1240 değil mi? 1300 olması için 60 işlem. 1,5 katı hocam 1,5 katı bunu 90. 60'ın 2,5 katı 120. 30 daha 150. Tamam. Peki şimdi şunlara bakalım. Abi 1240 iken 1300'e gelmiş 60 işlem. 2160'dan 90 eklersen bu 2160'a 2250 yapar mı? Yapar. 3340'a 150 eklersem 3490 yapıyor. O zaman sağlayan seçenek D şıkkıdır. Doğru cevabımız da D'dir diyebiliriz. Geldik şimdi 16'yı çözmüştüm. Sıra 17'de. Bir bankanın iki farklı tarihteki A ve B dövizlerinin alış satış fiyatları aşağıdaki gibidir. Harun elinde bulunan paranın tamamıyla bu bankadan 10 Mart'ta yani şu tarihte 6000 tane A dövizi 8000 tane B dövizi almış. A dövizinin Bankadan aldığına göre bankanın satış fiyatıyla alacak bunu. Yani 6000 çarpı 12 artı diğerinden de B'den de 8000 çarpı 16. Şimdi hocam şurası 72000. Şurası da 128000 yapıyor. Ben bunları toplarsam eğer 200.000 TL değerinde bir alım yapmış. Yani 200.000 TL harcamış. Tabii harcamış derken döviz cinsinden paralar alıyor. Peki 10 Haziran'da da satmış. Şimdi satış fiyatı yani e, Ali'ydi değil mi? Harun. Harun'un satış fiyatı bankanın alış fiyatıdır. Çünkü banka Ali, e, Harun'dan alacak. Şu fiyattan bozduracak yani dövizlerini. Şimdi karı merak ediyorsam ki yüzde kaç kar elde edilmiştir diye soruluyor. Bunda şunun arasında 4 lira 40 kuruş var. Bunda bunun arasında da 4 lira 40 kuruş var. O halde ben şunu söyleyebilirim. 6 bin tane ve 8 bin tane paranın her birinden 4 lira 40 kuruş kar elde ediyorsak 14 bin tane paranın her birinden 4 lira 40 kuruş kar etmişizdir diyeceğim. 44 kere 14'e bir bakalım sizle beraber hadi. Ee, 44 ile 4'ü çarparsam 160, 184 mi yapar? Ee, yok 176 yapar değil mi? Özür dilerim. Peki şuraya da 44'ü yazıp toplarsam 6, 1, 6 gelir. 616, İki tane sıfır ekleyeceğim. Çünkü bir sıfırı virgülü kaydırmak için kullanmıştık. 61.600. Şimdi yüzde kaç karı vardır diye soruluyor. Abi 200 binde 61.600 lira karı varsa yüzde kaç karı vardır? Şimdi şu sıfırlar bir gitsin. Şu sıfırlar da bir gitsin. 616'yı 20'ye bölersem cevabı bulurum. 616 bölü 20. 61'in içerisinde Hatta ve hatta şöyle bölelim ya. Dur. 616'yı kaça bölecektik? 20'ye mi? E bu hocam 308 bölü 10'dur. Hocam bu da 30,8'dir. Tamam daha tatlı oldu. Doğru cevabımız da şıkkı olacaktı deriz. Geldik 18'e. Bir satıcı elindeki çikolataları aşağıdaki gibi iki farklı şekilde paketleyip satmakta. Siyah renkli paketlerden ee, siyah renkli paketlerin içerisinde 3 tane sütlü. 3 tane sütlü. 2 tane bitter çikolata vardır. Ve kırmızı renkli paketlere şimdi bakalım. Onların içerisinde de 2 tane sütlü ve 4 tane bitter çikolatamız mevcut. Başlangıçta elinde eşit sayıda sütlü ve bitter çikolata bulunan satıcı 20 tane paket sattığında kalan bitter çikolata sayısı kalan sütlü çikolata sayısından 11 fazla oluyor. Şimdi Başlangıçta sütlü ve bitter çikolataların toplam sayısı birbirine eşit değil miydi? Değil mi? Ama 20 tane paket satılınca hangi paketlerden olup olmadığını bilmiyoruz. Ee, bitter sayısı sütlü sayısından 11 fazla oluyor. Şimdi olaya olayı şuna çevireceğiz biz. Bitter sayısının fazla olmasını istiyoruz. Mesela burada siyah paketlerden bir tane satarsam 3 tane sütlü satıldı. 2 tane bitter satıldığı için bitter sayısı sütlü sayısından bir fazla olur. Şöyle diyelim. Bitter sütlüden bir fazla olmuş olur. Kalanlar, kalan çikolatalar içerisinde. Ama tutup bir tane kırmızı paket satarsam 4 tane bitter 2 tane sütlü satacağım için bitter sayısı sütlü sayısından 2 eksik olacaktır bu şekilde de. Şimdi toplamda 20 tane satarak artı 1 ve eksi 2'leri kullanırsam ee, neydi? 11'i nasıl elde ederim? Heh. Şimdi onun için de şunu yapabiliriz. Mesela 17 tane bundan satsam 3 tane bundan satsam 17 tane bundan satarsam bitter dedi. E, sütla kaçtı? Ha. Bitler sütlüden 17 fazla gelir. 3 tane bundan satarsam 6 düşüreceği için 17 6 11 tane fazla gelir. Güzel. Demek ki siyah paketten 17 kırmızı paketten 3 tane satmışım. Satıcı toplamda kaç tane çikolata satmıştır? E bu, bu paketin içerisinde 5'er tane çikolata vardı. 5 kere 17'den 85. Bu paketin içerisinde 6 tane çikolata vardı. Dolayısıyla 3 kere 6'dan 18 derim. Toplamları da 103 yapar. Doğru cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Geldik 19'a. Beril doğduğunda okuduğu üniversite kurulalı 33 yıl olmuştu. Yani o zaman Beril X yaşında olduğu takdirde hayatının bir döneminde bu üniversite her daim X artı 33 yaşında olacaktır. Değil mi? Beril'in mezun ol, olduğundaki yaşı üniversitenin kuruluşundan itibaren geçen yılların yani şöyle diyelim. O zaman Beril X yaşında mezun olmuş olsun. Beril'in mezuniyeti X yaşı. Tamam. O sırada okulda X artı 33 yaşında. E diyor ki Beril'in mezun olduğundaki yaşı üniversitenin kuruluşundan itibaren geçen sürenin yani X artı 33'ün X artı 33'ün 2 bölü 5'idir diyor. E şimdi gel şu 5'i buradan alalım. Karşı tarafa çarpım olarak gönderelim ve bu denklemi çözelim. 5X Eşittir 2x artı 66. 3x eşittir 66 yapar. İşte buradan 22 gelir. Demek ki Beril 22 yaşında mezun olmuş ve o sırada okulda 55 yaşında. Kaç yılında mezun olmuş? 2010. Üniversiteden mezun olduğuna göre bu üniversite kaç yılında kurulmuştur? E 2010 yılında üniversitenin yaşı 55 ise 2010'dan 55'i çıkarırsın. 1955'i bulursun. Doğru cevap da değişiklik olmuş olur. Tamam mı güzel kardeşim? Geldik 20'ye. Bir pozitif tam sayı Büyük küçükten büyüğe sıralanmış asal sayıların çarpımı biçimde yazılmakta Ve bu yazım kuvveti sıfırdan farklı olan en son asal çarpan ile son bulmakta A sayısı 2 üzeri x 3 üzeri y 5 üzeri z biçimde devam edecek diyor daha sonra bu yazılımı oluşturan asal sayıların toplamı ta Kuvvetlerin sıralı yazılışı ise Ka sayısını oluşturmakta mesela 98 98 2 kere 49'dur değil mi? Sadece 2 ve 7 asal çarpanları var. Lakin hani küçükten büyüğe doğru asalları yazacaksın diyor. O asal çarpan o sayının içerisinde olmasa bile bunları sıfırıncı kuvvet olarak göster diyor. Gösterdikten sonra hangi asal çarpanlara sahip bu sayı? Sadece 2'ye ve 7'ye sahip. Ama 3'ü ve 5'i de toplayacaksın diyor. 2, 3, 5, 7'nin toplamı 17 yapıyor. TA'yı bulursun bu şekilde. Üstleri de sıralı yazarsam 1, 0, 0, 2 o da bana 1002 sayısını veriyor bu da Ka'ymış. Peki diyor ki buna göre 4 basamaklı en küçük doğal sayı. E 4 basamaklı en küçük doğal sayı 1000'dir. E bu 1000 dediğim sayı onun küpüdür. Yani 2'nin küpü çarpı 5'in küpü ama ben bunu bu şekilde yazmayacağım. Benden şunu istiyor. 2'nin küpü 3 üzeri 0, 5'in küpü sıralı bir şekilde bütün asalları yazacaksın. 0. kuvvet olsa da... Şimdi o zaman 2, 3 ve 5. Ben bunları toplarsam 10 e, yapar. 10 yapar. Bu bana TA'yı verdi. KA nedir arkadaşlar? 3, 0, 3. Birleştir 303. Bunda bunun toplamı sorulmuş. 313 bize cevabın ta kendisini verir. Geldim 21'e. Farklı renkteki 3 top e, düz bir zeminde. Düz bir zeminde. Aşağıdaki gibi aynı doğru üzerinde bulunmakta. Birisi 30 met 30 santimetre bölü saniye, diğeri 20 santimetre bölü saniye ile 20 santimetre bölü saniye hızla hareket ediyor. Burası 240 santim, burası 320 santim. Olay şu, A hareketine başlıyor, B'ye çarptığı an yavaşlayarak duruyor ve B de A'nın yüzde 40'ı hıza ulaşıp bu şekilde yoluna devam ediyor diyeceğiz. Yani olay örgüsü bu. Buna göre mavi ve yeşil renkli toplar ilk hareketin başlangıcından kaç saniye sonra çarpışırlar? Mavi ile yeşilin çarpışma anında ki başlangıçtan itibaren geçen süre soruluyor. Bir kere 240 santimetrelik yolu 30 santimetre bölü saniye hızla 8 saniyede alır kırmızı top. Dolayısıyla burada bir 8 saniyemiz geçti. Artık kırmızı topumuz duracak ve hızını maviye bulaştıracak. Ne kadarını? %40'ını. 30'un %40'ı 3 kere 4'ten 12'dir. 12 santimetre bölü saniye hızla bu, bu tarafa doğru hareket edecek. Tabi şöyle bir durum var. Anadolu'da derler senin elin armut mu to topluyor mu taşlıyor mu derler. Bir şey derler. Topluyor diyelim Senin elin armut mu topluyor? Bu 20 metre, 20 santimetre bölü saniye hızla hareket eden araç bu hareketine devam ederken kırmızı. O da devam etmiyor mu? Yani kırmızı maviye çarptığında Yeşil de çoktan 8 santimetre 8 saniyelik bir yol aldı. Ki 8 saniye ile 8 kere 20'den 160 metre santimetre yol alır. Yani yolun tam ortasına gelmiş olur şöyle. Ve şurası kaçtır? 160. Şimdi bak olay artık şu soruya dönüştü. 12 santimetre bölü saniyelik hızıyla hareket eden bir mavi ve yeşil top artık burada. 20 santimetre bölü saniye ile 20 santimetre bölü saniyelik hızla hareket eden yeşil topla sola doğru gidiyor. Aralarındaki mesafe 160 ise kaç saniyede çarpışırlar? Hızların toplamı 32'dir. 160'ı 32'ye bölerseniz 5 saniyede çarpışmaları gerektiğini bulursunuz. Yani ilk baştan itibaren 8 saniye burada geçti. 5 saniyede burada geçti. Toplam 13 saniye sonra bu iki top çarpışırlar diyebiliriz. Geldim 22'ye. 5 seçenekli sorulardan oluşan bir sınava giren Ozan'ın sorulara verdiği cevaplarla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiş. Tüm soruların demiş. Tüm sorulara 100K diyelim. Tamam. %40'ında A. A %40 yani 40K. A seçeneğini işaretlemediği soruların yani 60K tane sorunun. Çeyreğinde B. 60'ın çeyreği 15 yapar. B 15K dedim geriye işaretlemedi 45K soru kaldı. A ya da B seçeneğin işaretlemediği soruların %20'si ki %20'si 5'te 1'i demek 45K kalmıştı. 45K'nın 5'te 1'i 9K'dır. Demek ki C seçeneği 9K tane soruda mevcut. Kalan soruların ki ne kadar kaldı hocam? 45'ten 9'u çıkardın 36 tane soru kaldı 36K. 36K sorunun %75'inde yani 4'e bölü 3'le çarparsan 36'yı 4'e böldün. 9. 3 ile çarptın 27. 27 K'sında da D'yi işaretlemiş. Diyor ki Ozan tüm sorularda sadece bir seçeneği işaretlediğine göre E seçeneğini işaretlediği soru sayısı tüm sayıların yüzde kaçıdır? Şimdi 40, 15 daha 55, 9 daha 64, 27 daha 91 yapıyor. Tamamı 91K. E %91'i ABC'de ise %9'u e şıkkıdır. Dolayısıyla cevabımız da B şıkkıdır diyebiliriz gençler. 22'de çözdüm. Geldim 23'e. Kenar uzunlukları 6 ve 18 santim olan dikdörtgen biçimli yukarıdaki kağıdın sol kenarından genişliğinin yani 18'in 1 bölü 9. 18'in 1 bölü 9'u 2. Değil mi? 2 santim şuradan şöyle kesmişiz. Sonra sağ kenarından genişliğinin yani 18'in 1 bölü 6'sı ki 18'in 1 bölü 6'sı 3'tür. İşte buradan kopardık kestik. 3 burası 2 burası unutmayalım. Üst kenarından yüksekliği 6 ya yüksekliğinin yarısı kes yani yarısını koparıp atmış abi o zaman. Şurası 3. Alt kenarından da yüksekliğinin yani 6'nın 1 bölü 3'ü yani 2 santim daha koparacaksın diyor. Şöyle. 3 2 5 şurası 6'ydı demek ki buraya ne kalır? 1. Şimdi arada kalan parça neresi? Sadece burası mı? Burası. Burası 1ken 2 3 daha 5 18'den çıkar 13. Burası da 13'tür. 13'e 1. Buna göre elde edilen yeni kağıt aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. A şıkkında zaten verilmiş 1 e 13. Diğerleri alakalı değil gençler. Geldik 24'e. Bir sandviç dükkanına giden Ahmet, Burak ve Ceyhun ee, şekilde verilen menüdeki yiyecek ve içeceklerden sipariş vermişler. Ahmet iki yiyecekle bir içecek, Burak iki yiyecekle iki içecek. Şimdi dur yazalım onları bir. Ahmet ne yapmış Ahmet kardeşimiz karnım da acıktı ha. İki tane yiyecek bir tane içecek almış. Burak Burak iki tane yiyecek iki tane içecek almış ve Ceyhun var. Ceyhun da bir tane yiyecekle iki tane içecek almış. Peki. Bu kişilerin her biri aynı yiyecek veya içeceklerden birden fazla sipariş vermemiş. 2 tane tavuk döner yiyen yok mesela. Buna göre üç kişinin hesabı en çok kaç lira tutar? E o zaman en pahalılarını seçeceğiz. Ahmet iki tane yiyecek alacaksa en pahalıları tavuk dönerle ayvalık tostudur. Ki toplamları 114 yapar. Bir tane de içecek içecek en pahalısını tercih edelim. Büyük ayran 30 lira. Toplam 144 lira Ahmet'in hesabı tuttu. Buraya bakalım. Yine 2 tane yiyecek alacak. 114 lira deriz ona yine. 2 tane içecek alacak ama. Yani hem 30'u seçer o zaman hem de meşrubatı seçer. 54 lira da içeceğe verir. E, burası da bana neyi verecek? 114 ile 54'ü toplarsam 168'i verecek. Güzel. Ceyhun'a bakalım. Bir tane yiyecek. 60 liralık en pahalı yiyeceği tavuk döneri alır. 2 tane içecek de en pahalı 54 oluyordu zaten. Bu da eşittir 114 mü? Tamam. Hesap en çok kaç lira tutmuştur diyor. Toplayacağız. 4, 8, 12, 4 daha 16 yapar. 16'nın 6'sı 10, 11, 12 elde var 1, 3 elde var 1'di. 4, 426 bana cevabın ta kendisini verir gençler. Böylelikle 24'ü de çözmüş olduk ve geldik 25'e. Murat ve Fırat'ın birlikte yaptıkları bir iş ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. İkisi birlikte bu işi 45 dakikada yapabilmekte. Şimdi ikisinin beraber 45 dakikada yapabildiği bir iş var. Beni iyi dinle. Birlikte işe başlayıp 25 dakika çalıştıktan sonra şimdi birlikte beraber 25 dakika iş yaptılar. Geriye birlikte yapabilecekleri bak birlikte yapabilecekleri 20 dakikalık bir iş kaldı. Lakin Murat işten ayrılmış ve iş toplam 105 dakikada bitmiş. Şimdi yani 105'ten 25'i çıkar 80. Demek ki Murat işten ayrılınca Fırat işin geri kalan ikisinin beraber 20 dakikada yapabileceği işi Fırat tek başına 80 dakikada yapmış. Ben buradan şunu çıkarabilirim. Aynı iş ikisi beraber çalışınca 20 dakikada. Fırat tek çalışınca 80 dakikada bitiyorsa. Fırat'ın tek başına hızına V dersem V kere 80 Fırat'ın tek başına hızı V dersem Fıratla Murat'ın ikisinin beraber oldukları işin hızına da 4V derim abi. Çünkü 4V kere 20 80V V kere 80 80V. Şimdi Fırat'ın hızı V ise ikisinin beraber çalıştıkları zamanki hızları toplamı 4V ise o zaman Murat'ın hızı 3V'dir abi başkası değildir. Güzel. Şimdi benim işim 45 dakikalık bir işti ve 4V hızıyla çalışarak bunlar 45 dakikada yaptıkları için işin toplamı 180V'lik bir iş arkadaşlar. Bu cepte. Geldim şuna. Murat işe tek başına başlasın istiyor. 3V hızıyla. Ve 40 dakika boyunca çalışsın. İşin böylelikle 120 V'lik kısmı biter. Geriye geriye Fırat V hızıyla kaç dakika çalışırsa işin tamamı biter. 180 V'si. E bura 120 V ise şuranın 60 V olması lazım. X V 60 V ise X 60'tır. Bu halde cevabımız da eşittir. Tamam. Evet geldik 26'ya. 21 çalışanın bulunduğu bir iş yerinde Belirli bir günde çalışanların bazıları bir çay, bazıları bir çay almış. Bazıları iki çay almış. Bazıları hiç çay almamış, sıfır çay. Tamam. Bir çay içen çalışan sayısının, iki çay içen çalışan sayısının iki katı olduğu bir günde. Yani şurası 2x kişi, x kişi. Tamam Burada y kişi diyelim. Kabul mü? Sıfır çay içen de y kişi var. Böylelikle şunu söyleyebilir miyim ya? 2x kişi bir çay içmiş, x kişi iki çay içmiş, y kişi de hiç çay almamış. O zaman 3x artı y bana bu şirketteki çalışanların adedini verir. Yani 21'i verir. Güzel. Bu cepte arkadaşlar bu kalsın. Devam. Diyor ki bir çay içen çalışan sayısının iki çay içen çalışan sayısının iki katı olduğu bir günde toplam içilen çay sayısı 20. Şimdi 2x kişi bir çay içtiyse toplam içilen çay da 2x'tir x kişi ikişer çay içtiyse toplam içilen çay da 2x'tir. Toplamı 4x yapar. 4x 20'ymiş. O zaman x kaçtır? 5'tir. x 5'te burası 15'tir. O zaman y'ye de 6 kalır. Bu iş yerinde hiç çay içmeyen çalışan sayısı y'ydi. 6'ymış. Cevabımız c'dir. Devam ediyorum 27 ile. Bir mini sinema salonunda. Koltuklar aşağıdaki gibi sıralanmış arkadaşlar. Bu salonda koridor tarafında oturan kişi sayısı koridor tarafında oturmayan kişi sayısının 2 katından 5 fazla. Şimdi koridor tarafında oturmayan kişi sayısı x olsun. Koridorda olmayanlar. Koridorda olanlar 2x artı 5 olur. Toplam 10 tane de boş koltuğumuz var. Şimdi koridorda olmayanlar, koridorda olanlar ve boş koltuklar. Yani koridorda oturan kişiler, koridor tarafında oturan kişiler, koridor tarafında oturmayan kişiler ve boş koltuklar. Bunların toplamı bana sinema salonunun kapasitesini verir. E şurada 10 tane var, burada 15 tane, 25, 5 tane de burada 30 kişilik bir sinema salonuymuş bu. Toplarsam eğer bunlara 3x15 gelir. Ve x5'tir. Şu 5'miş. Koridor tarafında oturan kaç kişi var? 15. Peki koridorda kaç tane koltuk vardı? Bak şurası koridor, 5 burada. 5 de burada, 10. 5 burada 15, bu da koridor tarafında 20. 20 tane koltuğun 15 dolu mu? O zaman 5'i boştur. Neyi sormuş? Koridor tarafındaki koltuklardan kaç tanesi boştur? 5'i boştur. Tamam. 27'de çözdük ve geldik 28'e. Sadece A, B ve C marka arabaların bulunduğu bir otoparkta bulunan arabaların markalarına göre sayıca dağılımı şekil 1'deki daire grafiğinde... Bu arabaların yakıt türüne göre sayıca dağılımı ise şekil 2'deki daire grafiğinde verilmiş. Otoparktaki A marka araçların, arabaların tamamının benzinli. Şimdi dur. 150, 60 daha 210 şuraya 150 kalır abi. Burası 150. O zaman şöyle diyelim direkt. O zaman 150 tane A marka, 150 tane B marka, 60 tane C marka araç var gibi düşünelim biz. Toplam 360 tane aracımız var. Bunların 150 derecesi motorin o zaman geriye kalan 210 derecesi benzindir. Tamam ona da eyvallah. A marka arabaların tamamı benzinliymiş. Şimdi o zaman 150 aracın 150'si de benzinli. 150 tane buradan geldi. Artı C marka arabaların yani 60 tane arabanın da %50'si benzin. Yani 30 tanesi benzinliymiş. Ne yaptı? 180 mi yaptı? E buraya bakıyorsun. 210 tane araç vardı benzinli. O zaman 30 tane benzinli olan araçlar hangisidir? B aracıdır. 150 tane aracın 30'u benzinli. O zaman kaçı motor indir? 120'si de motor indir. Mazotludur. Değil mi? Peki. Buna göre otoparktaki B marka araçların yüzde kaçı motor indir? Abi 150'de 120'si motor inse yüzde kaçıdır diye soruluyor açıkçası. Şu sıfırla şunu götürdüm. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 20, 5'e böldüm 1, 20 kere 4 80 yapar. Doğru cevabımız da E şıkkında verilmiştir deriz. Ve son iki sorumuz artık. 29 dayız. Aşağıda 4'er eş parçaya bölünmüş özdeş iki çarkın içinde belirli sayılar yazılmış. Bu iki çark çevrildiğinde soldaki oka denk gelen sayı taban. Sağdaki oka denk gelen sayı üs yani kuvvet olacak şekilde yazılarak bulunan sayıların pozitif olduğu kaç farklı durum vardır? O tek tek sayacaksın. Eksi 5'e gelmişse burası. Eksi 5'in üstüne çift sayılar yazarsam pozitif olur. Çift burada 2 ve 6 var. Başka var mı? Yok. O zaman 2 tanedir. Yani eksi 5'in kuvvetine gelebilecek 2 tane sayı vardır. Sonucu pozitif olan. Eksi 3'ün e o zaman onun da 2 tane. Eksi 2'nin o zaman onun da 2 tanedir. Sonuçta negatif bunlar. Ama 3'ün 3'ün üstüne ne getirsen getir. Ne olacak? Hep pozitif olacak değil mi? O halde 2 artı 2 artı 2 6 yapar. 4 daha 10'dur. Doğru cevabımız da B şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Ve son sorumuz gençler. Aşağıdaki şekilde 1 adet 6 birim yarı çaplı. 2 adet şimdi şu 6 birim. Şu 4 birim. Bu da 4 birim. 2 taneydi. Şu 2 birim. 2 birim ve 2 birim. Güzel. Yarı çapları 1, 3 ve 5 Birim olan 3 toptan Bir tanesi rastgele seçilerek Yukarıdaki potalardan bir tanesine rastgele atılıyor Buna göre bırakılan topun potadan Geçmiş olma olasılığı Şimdi bir birimliği seçersen Hepsinden geçer 6 tane geçtiği durum adedini bulacağım önce ee, Yarı çapı 3 olan topu seçersem Buradan buradan ve buradan geçemez ama diğerlerinden geçer 3 tane durum için geçer Yarı çapı 5 birim olan topu seçersen Sadece şundan geçer Dolayısıyla bir tane de bunun için durum vardır. Yani toplam geçebildiği durum adedi 10. Toplam durum adedi ne? 1'i seçersem 6 tanesini atabilirim. 3'ü seçersem 6 tanesini atabilirim. 5'i seçersem 6 tanesini atabilirim. Yani cevabım 10 bölü 18'miş ki bu da 2 ile sadeleşirse 5 bölü 9'un ta kendisidir. Yani cevabımız B şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet. Şimdi artık bundan sonrası Kenan Hoca'nın ellerinde. 31'den 40 numaralı soruya kadar Kenan Karayla ile Geometri YouTube kanalında bu soruların geometri sorularını çözümlerini bulabilirsiniz sevgili gençler diyelim. Ve şöyle kendimizi büyütelim. Kalemimizi de yuvasına oturtalım. Bir sonraki denememiz 5. deneme olacak. umarım hem beğendiğin hem de seni geliştiren bir denemedir. Açıkçası Kenan hocanızla beraber bundan 2 sene önce de ben biz bilgi sarmalın AYT denemelerini çözmüştük o zamanlar. Şimdi dedik ki hani bu iş bizi yormuyor ve üstüne üstlük bilgisayar sarmal yayınları gibi kaliteli bir yayın. Öğrencilerin tercih ettiği bir yayın evi. Ee, bu iş bizi yormuyor ve biz de bu işi yaparken keyif alıyoruz. Öğrencilere sonuçta dokunabiliyoruz. Ee, dolayısıyla bilgisayar mal çözelim diye bir karar almıştık. Açıkçası sorulara hiç bakmadık. Sadece yayın evinin kalitesine güvendik. Ee, ve şu an şunu söyleyebilirim ki iyi ki başlamışız çözümlere. Tamam? Evet, gençler 5. denemede görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.